Merhaba arkadaşlar. 6. föyümüzde kütle ve ağırlık merkezlerinin nasıl hesaplandığını göreceğiz. Bir cismi moleküller oluşturur arkadaşlar. Bunu kimyadan da biliyoruz ve her bir molekülün aşağıya doğru yer çekiminden dolayı bir ağırlığı vardır. Fakat biz bu cismin bütün molekülleriyle ilgilenemeyeceğimiz için bu ağırlıkların toplandığı bir denge merkezi buluruz ve buna da ağırlık merkezi deriz. Aslında ağırlık merkezi dediğimiz şey bu moleküllerin ağırlıklarının birbirini dengelediği noktadır. Boyutları küçük olan cisimler için kütle merkezi ile ağırlık merkezi aynı noktada alınırken çok yüksek cisimlerde yeryüzünden uzaklaştıkça yer çekimi ivmesi azaldığından kütle merkezi ile ağırlık merkezi aynı noktada kabul edilemez. Ağırlık merkezi biraz daha düşeyde aşağıda olacaktır kütle merkezinden çok yüksek cisimlerde. Cisimlerin ağırlık merkezini bulurken eğer cisimler geometrik olarak düzgün bir şekil değilse o zaman cisimleri iple asıp ipin uzantısına bakarak kütle merkezlerinin yerini bulabiliriz. Daima ister düzgün geometrik olsun ister olmasın İple asılan cisimlerde ipin düşey uzantısı cismin kütle merkezi ya da ağırlık merkezinden geçmelidir arkadaşlar. Bu örneğimizde de mesela A noktasından asmış. A noktasında ipin düşey devam ettirirsek bu D1 doğrultusu üzerinde kütle merkezi olacak demiş. Daha sonra B noktasından asmış. İpin yine düşey uzantısında D2 üzerinde bir kütle merkezi olacak. Hem D1 hem de D2 üzerinde karşılayabilmesi için ikisinin kesiştiği noktada kütle merkezi olmalıdır. Bu yöntemi düzgün geometrik şekiller için de kullanabiliriz arkadaşlar. Eğer düzgün ve türdeş cisimse verilen şekil, o zaman geometrik hesaplarla da ağırlık merkezinin yerini bulabiliriz. Biz ağırlığı alırken eğer cismimiz tek boyutluysa tel gibi mesela. O zaman çevreyi kullanırız. Yani uzunluğu kullanırız ağırlık yerine. Levha şeklinde ise eğer cismimiz yani iki boyutluysa o zaman ağırlık olarak alanı kullanırız. İçi dolu üç boyutlu bir cisimse ağırlık olarak hacmi kullanırız arkadaşlar. Fakat bunu yaparken aynı maddeden yapılmış cisimler için konuşuyoruz. Eğer farklı maddelerden yapılmışsa bir de bunlarla çevre alan ve hacimle öz kütleyi çarpmamız gerekir. Telin türdeş bir telse kütle merkezi tam ortasındadır arkadaşlar. Ve tel olduğu için uzunluğunu ağırlık olarak kullanabiliriz. Dikdörtgen bir çerçeve ise çerçeve yine tel konumunda olacaktır. Sadece çevresi söz konusu. Köşegenlerin kesiştiği geometrik ortası aynı zamanda ağırlık merkezi olacaktır. Ve bu bir çerçeve olduğu için yine çevre uzunluğunu kullanacağız. Dikdörtgenin çevresi de iki kenarın toplamının iki katıdır. Eğer levhaysa bu dikdörtgenimiz yine köşegenlerin kesiştiği nokta tam ortası fakat bu sefer alan olacaktır. Yani farklı iki kenarın çarpımı. Üçgen bir levhaysa kenar ortayların kesim noktası bize ağırlık merkezinin yerine verecektir arkadaşlar. Ve buradan ağırlığı alan olarak hesaplayabiliriz. Taban alanı çarpı yükseklik bölü taban çarpı yükseklik bölü 2. Burada geometrik olarak şunu da bilmemizde fayda var arkadaşlar. Çünkü bazen sorularda karşımıza çıkıyor. Kenar ortayların kesim noktası kenar ortay çizgisini tabandan bir tepeden 2 olacak şekilde böler. Çember ise yine tek boyutlu çemberin çevresi var. Geometrik merkezi ağırlık merkezidir ve çemberin çevresi 2 pi r olarak alınır. Eğer levhaysa yani daire ise yine geometrik merkezdir ama bu sefer alan kullanacağız pi r kare. Küre ise hacim olacak 4 bölü 3 pi r küp. İçi dolu bir dikdörtgen prizma ya da kare prizma ya da küp gibi bir cisimse cisim köşegenlerinin kesiştiği nokta ki o da zaten cismin içinde tam orta nokta olur.
ağırlık merkezinin yeridir ve hacmi kullanacağız. Farklı üç kenarın çarpımı olacaktır. İçi dolu bir silindirse taban merkezlerini birleştiren yüksekliğin tam ortasıdır ağırlık merkezi ve yine hacim olacak. Yani taban alanı çarpı yükseklik pi r kare çarpı h. Sistemlerin ağırlık merkezi bulunurken tüm cisimler dolu olarak düşünülür. Ancak çıkarılan parçalar varsa bunların ağırlığı yukarı doğru alınır. Farklı özkütleli cisimlerin olduğu düzeneklerde özkütleleri de bulduğumuz uzunluk, alan ya da hacimle çarpmamız lazım arkadaşlar. Birinci örneğimizde noktasal cisimler verilmiş kare bölme üzerinde. Kütleleri m, m ve 4m olacak şekilde ortak kütle merkezi nerededir diye soruyor. Cisimlerin üçünü aynı anda toplamak zorunda değiliz. İkişerli toplayabiliriz. Mesela önce şuradaki m kütlelerine bakalım. İkisini birleştiren çizginin tam ortasında olmalı. Neden? Çünkü kütleler eşit. O zaman K'nın bir bölme yukarısında 2m kütle merkezi vardır. Artık bunlarla ilgilenmeme gerek yok. Şimdi buradaki 2m ile aşağıdaki 4m'nin toplamı. Bu ikisini birleştirirsem bu ikisini birleştiren çizgi üzerinde yani K'da ya da N'de olacak. Kütle merkezini bulurken büyük kütleden küçüğün katı kadar, küçük kütleden de büyüğün katı kadar gideriz arkadaşlar. Şimdi 2m'ye 4m olduğu için bunu 2'ye 1 oranı olarak düşünebiliriz. O zaman küçükten 2 birim, büyükten de 1 birim gelirsem kütle merkezi N'de olur. 3 cisminde kütle merkezi toplamı N'dir diyebiliriz. 2017'de çıkmış bir ÖSYM sorusu. Düzgün geometriye ve öz kütleye sahip gökdelenler gibi görece yüksek yapıların ağırlık merkezi ile kütle merkezleri arasında az da olsa bir fark var. Bu tür düzgün ve yüksek yapılarda kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? Evet, biraz önce anlatmıştık arkadaşlar. Çok yüksek yapılarda ağırlık merkezi kütle merkezine göre düşeyde biraz daha aşağıdaydı. Nedendi peki bu? Çünkü yukarılara doğru çıktıkça çekim ivmesi, yeryüzünün çekim ivmesinin değeri azalıyordu. Aynı değerde gitmiyordu. Bu yüzden de yere yakın bölgelerde daha fazla çekim ivmesi olduğu için ağırlık yere yakın bölgelerde daha fazla. Dolayısıyla da toplam ağırlık merkezi yere biraz daha yakın kütle merkezine göre. Öncüllerimize bakalım. 1. Kütle ve ağırlık merkezleri arasındaki fark binaların depreme dayanıklı olması için özellikle tasarlanmıştır. Bu özellikle tasarlanan bir şey değil. Yer çekimi ivmesinin büyüklüğünden kaynaklanıyor. 2. Ağırlık merkezi düşey olarak kütle merkezinden daha aşağıdadır. Evet, bunu biraz önce açıkladık. 3. Kütle ve ağırlık merkezleri arasındaki fark binanın her noktasındaki yer çekimi ivmesinin aynı olmasının bir sonucudur. Her taraftaki yer çekim ivmesi aynı olsaydı zaten kütle ile ağırlık merkezi arasında bir fark olmazdı arkadaşlar. O yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. Üçüncü örneğimizde bir 2R yarıçaplı dairesel levhadan iki tane küçük R yarıçaplı parçaları çıkarmışız ve yan tarafına eklemişiz. Oluşan yeni şeklin ağırlık merkezi O noktasından kaç R uzaktır? Şimdi bu iki küçük daire içeride olsaydı, yani burası 2R yarıçaplı büyük bir daire olsaydı alanı 2 pi çarpı 2R'nin karesinden 4 pi R kare toplamda olacaktı. Peki ben bu 4 pi R kareden ne çıkarmışım? R yarıçaplı iki tane daire, yani pi R kare ve pi R kare, 2 pi R kare çıkarmışım. O zaman elimde şuradaki şeklin alanı 2 pi R karedir. Ve bu şekil O noktasına göre simetrik olduğu için üst ve alt, o zaman simetri merkezinde olur simetrik cisimlerin kütle merkezi ya da ağırlık merkezi. O zaman O noktasında bu şeklin 2 pi r kadar, pi r kare kadar alanı vardır diyebiliriz. Küçük dairelerin kendi geometrik merkezlerinde ağırlıkları pi r kare ve pi r kare kadar. Şimdi bu üçünün toplamı neredeyse sistemin ağırlık merkezi de orada. İkişerli toplayabiliriz. Önce şu pi r karelere bakalım. Eşit olduğu için ikisinin toplamı tam ikisinin ortasında, yani birleştikleri şu noktada olacak. Artık bunlarla ilgilenmemize gerek yok. Burada 2 pi r kare var. Buradaki 2 pi r kare ile diğer 2 pi r kare yine eşit olduğu için aralarındaki mesafenin tam ortası olacak. 4 r uzaklık var. 2 r 2 r gelirsem
Sistemin kütle merkezi şurası olacaktır. Bu da O'dan 2R'ye kadar sağ taraf demektir. C şıkkı olur. Yine bir ÖSYM sorusu. Dikkat ederseniz 2017 ÖSYM'de iki tane soru gelmiş. Gerçi bu biraz da kaldırma kuvvetini içeriyor ama ağırlık merkezi yine işin içinde var. Ağırlık merkezi O noktası olan bir kutu. Su dolu bir kabın içerisine bırakıldığında şekildeki gibi su da askıda kalmaktadır. Suyun küp şeklindeki bu katı cisme uyguladığı kuvvetlerin bileşkesinin yönü şekildeki 1, 2, 3, 4, 5 ile numaralandırılmış kuvvetlerden hangisi gibi olur? Şimdi bu kutunun ağırlık merkezi O noktasıysa, kutuyu şöyle biraz daha büyük şuraya çizelim. Ağırlık merkezi O noktasıysa ağırlığı O'dan aşağıya doğru MG kadar. O zaman dengelenebilmesi için su tarafından kutuya gelen kuvvetlerin bileşkesi de yukarı doğru olmalı ki ancak bunu dengeleyebilsin. Yani dört yönünde ancak olabilir diyoruz D şıkkı. Eski bir ÖSYM sorusu 2005 yılında çıkmış. Şekildeki levha farklı metallerden yapılmış dikdörtgen biçimli ince düzgün türdeş KLMN parçalarından oluşmuştur. Şimdi bunların hepsi türdeşse her birinin ağırlığı kendi ortasında. Ve bu dördünün toplam kütle merkezi de O noktasındaymış. Cisimlerin kütleleri arasında 1, 2, 3 eşitliklerinin hangileri kesinlikle doğrudur diye soruyor. Şimdi K ile L'nin toplamı, dördünün toplamının odalı olabilmesi için K ile L'nin toplamı ikisini ayıran şu çizgi üzerinde olmalı. Yani şurada. Dolayısıyla eşit uzaklık olacağı için bunlar demek ki K ile L'nin kütlelerinin ne olması gerekir? Eşit. MK ve M ile eşit olmalı. O zaman birinci öncülümüz doğrudur. M ile N'nin toplamı da ikisini birleştiren bu çizgi üzerinde olacak ama bu aynı zamanda O'nun doğrultusu olduğu için tam ikisini birleştiren şu ayıran çizgi üzerinde olmak zorunda değil. Biraz daha M tarafında ya da biraz daha N tarafında olsa da yine bileşkenin O'da olma ihtimali var. O yüzden M ile N'nin kesin eşit olup olmadığını söyleyemeyiz. K ile L'nin toplamı M ile N'nin toplamına eşittir. Yine M ile N'nin toplamının O'ya uzaklığını bilemediğim için arkadaşlar kesin bir şey bunun için de söyleyemiyoruz. Bu durumda cevabımız A şıkkı olacaktır. Evet, 2018'de çıkmış. 3 tane çubuk var. KL, LM ve MN. Bunlar türdeş çubuklar. Yani ağırlıkları kendi ortalarında. Ve bunları iple şekildeki gibi astığımızda dengede kalıyormuş. LM'nin uzunluğu MN'ninkine eşit olduğuna göre yani şuradaki mesafe ile şuradaki mesafe aynı. 1, 2, 3 yargılarının hangileri kesinlikle yanlıştır? Kendi içinde türdeş olduğu için hepsinin ağırlığını kendi ortasına asabilirim. Bunun kendi ortasından. Bunu da kendi ortasından. K'nın da kendi ortasından. Bunu devam ettirirsem ne yapacaktır arkadaşlar? LM'nin ağırlık merkezinin hizası ile aynı olacaktır, değil mi? Şu uzaklıklar LM ve MN birbirine eşit olduğu için ve türdeş olduğu için bu çubuklar şu uzaklıklar birbirine eşittir. O zaman KL şu uzaklığa 1 dersen buraya da 1 diyebilirim. KL çarpı 1 artı MN LM çarpı 1 eşit olmalı MN çarpı 1'e. Yani KL'nin kütlesiyle MN'nin kütlesi toplamı, pardon, LM'nin kütlesi toplamı MN'nin kütlesine eşit olmalı. Öncüllerimize bakalım. KL'nin kütlesi LM'ninkine eşittir. İkisi de aynı tarafta toplam konumunda olduğu için kesin bir şey söyleyemem. Bana kesinlikle yanlışı sorduğu için bunu geçiyorum. KL'nin kütlesi MN'ninkine eşittir. KL'nin kütlesi MN'ye eşit olamaz. Çünkü KL ile LM'nin toplamı MN'ydi. Bu kesinlikle yanlıştır. 3. LM'nin kütlesi MN'ninkine eşittir. Bu da yine kesinlikle yanlış olur arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olacaktır.
Evet, 2007 ÖSS sorusu. Dikkat edersek arkadaşlar bu konudan bayağı bir ÖSYM'de soru sorulmuş ama daha çok eski yıllarda soruluyordu. Yani 2000'li yılların başlarında, 2010'a kadar yıllarda daha çok soruluyordu. Düzgün ve türdeş KLMN karelerinin kütleleri sırasıyla MK, ML, MNM ve MN'dir. Bu karelerden oluşan levha O noktasından tavana bir iple asıldığında şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre aşağıdaki eşitliklerin hangisi kesinlikle yanlıştır? Şimdi bunlar kendi içinde türdeş. O zaman K'nın ortasından alıyorum kütlesini, L'nin ortasından alıyorum, M'nin ve N'nin de ortasından alıyorum. Ve ipin düşey hizasına göre sol ve sağ taraftaki torkların karşılıklı birbirini dengelemesi lazım. Dikkat edelim. M'nin kütle merkezi yani ağırlık merkezi zaten ipin hizasında yani dönme noktası üzerinde. Dönme noktası üzerindeki kuvvetlerin döndürme etkisi olmadığı için şu an bunu alamayacağım torkta. L'nin dönme noktası uzaklığına 1 kabul edersem K'nınkisi ne kadar olacak? 2. N'ninkisi de 1. K ile L aynı tarafa döndürüyor. N onlara ters döndürüyor ipe göre. O zaman L çarpı 1 artı K çarpı 2 eşit olmalı N çarpı 1'e. Bu durumda N'nin kütlesi L ile 2K'nın kütlesi toplamı kadardır. Şıklara bakalım. K ile L eşittir. İkisi de aynı tarafta olduğu için kıyaslayamam. Olabilir mi? Olabilir. Kesin yanlış sorduğu için geçiyorum. K M'ye eşittir. M'yi hiçbiriyle kıyaslayamıyorum. Çünkü işleme katamadım. O yüzden bunu da geçiyorum. D'yi de geçebilirim. E'yi de geçebilirim. Hepsinde M kütlesi kıyaslandığı için. L ile N'nin eşit olmasını bekleyemem arkadaşlar. Çünkü L ile 2K'nın toplamı neydi? Bu kesinlikle yanlıştır. Evet, yine yüksek bir bina sorusu. Çok yüksek binanın ağırlık merkezi ile kütle merkezi farklı noktalarda olup bu noktalar K ve L ile gösterilmiştir. Çok yüksek binalarda kim daha aşağıdaydı? Ağırlık merkezi biraz daha aşağıdaydı. O zaman K noktası kütle merkezi olmalı. L noktası da ağırlık merkezi olmalı, değil mi arkadaşlar? Buna göre hangileri doğrudur diyor bakalım. 1. Binanın yüksekliği daha fazla olsaydı K ve L nokta arasındaki uzaklık daha büyük olur. Doğrudur. Çünkü bina daha yüksek olsaydı kütle merkezi birazcık daha yukarı çıkacaktı olduğundan. O zaman aradaki mesafe açılacaktı. 2. Kütle merkezi K'dır. Doğrudur. Kütle merkezi L'dir. Bu durumda yanlış olur. Cevap 1 ve 2'dir arkadaşlar. 99 ÖSYM. Kütlelerin M ve 2M olan eşit bölmeli düzgün türdeş bir iki levhaları şekildeki gibi birbirine yapıştırılmış ve K noktasından bir iple asılıyor. Buna göre nasıl dengede kalır? Kendi içinde türdeşse M'nin kütlesini kendi ortasından alırsak 2M'ni de gene kendi ortasından alacağız. Fakat M ve 2M olduğu için bunların bileşkesi tam onları birleştiren çizgi üzerine yani şurada olmayacaktır. Kime daha yakın olacaktır? 2M'ye yakın. Yani şuralarda bir yerde. Pembe bölgenin içinde kalıyor yani. O zaman K'dan astığımda iple İpin düşey uzantısı buradan geçecek şekilde olmalı. Biraz daha şöyle. Bunu sağlayabilecek şık da sadece D şıkkı olarak verilmiş arkadaşlar. Bir cisim iple asıldığında dengeye gelebilmesi için ipe göre bileşke torkunun ne olması gerekir? Sıfır olması gerekir. İple asılmış bir levhadan parçalar çıkarıldığında kütle merkezinin yerinin değişmemesi için bu parçaların kütle merkezine göre simetrik olması gerekir. Başka bir deyişle şöyle diyebiliriz. Çıkan parçaların toplamı ilk baştaki merkezde olmalı ki kalan parçaların toplam kütle merkezinin yeri değişmemiş olsun. 10. örneğimizde yine bir parça çıkarma sorusu. Eşit bölmeli türdeş kare levha ip yardımıyla şekildeki gibi dengede. Levhadan X ve Y parçalarını çıkarıyoruz.
Parça çiftlerinin hangileri tek başına çıkarılırsa levhanın konumu değişmez. Şimdi burada ağırlık merkezinin yerinin değişmemesini sormuyor. Levhanın konumu. Yani tork dengesine bakacağız. Tork dengesi için şunu söylüyoruz. İpin düşey uzantısını aşağıya doğru indirsek, işte ipin sol tarafı ve sağ tarafı diye inceliyoruz. Sol tarafından ne kadar tork etkisi çıkardıysak sağdan da o kadar tork etkisi çıkarmalıyız arkadaşlar ki denge bozulmasın. Şimdi biz X'i ve Y'yi çıkarttık sol taraftan. Her bir parçanın ağırlığına P desek. Şurada P var. Burada da P var. Çıkan. Ve bunun uzaklığı denge noktasına 1,5. Bunun da yarım. Yani P çarpı 3 bölü 2 çıktığı için eksi alıyorum. Bir de P çarpı 1 bölü 2 çıktı. O zaman toplamda 2P'lik bir tork etkisi çıkarttım. Demek ki sağ taraftan da bu kadarlık bir tork etkisi çıkarmam lazım. Peki M ve R'yi çıkarırsam olur mu? M ve R'yi çıkarırsam P çarpı yarım, P çarpı 3 bölü 2 yine eksi 2P'lik bir çıkarım olur. İşimize yarar. L ve M'yi çıkarsak olur mu? L ve M. M zaten P bölü 2'lik bir çıkma tork etkisi yapıyordu. L de R'nin yerine gelirse 3 bölü 2'lik bir tork etkisi çıkarmış olacağım. O zaman toplamda bu da 2P'lik bir çıkarım olur. K ve N'yi burayı silsem. K'yı ve N'yi çıkarıyorum. P çarpı 1 bölü 2 buradan gelecek. P çarpı 1 bölü 2 buradan gelecek. Yani 1P'lik bir etki çıkarmış olacağım. Halbuki 2P'lik bir etkiye ihtiyacım olduğu için bu işime yaramaz. Cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Yine bir parça çıkarma sorusu fakat bu sefer kütle merkezinin yerini soruyor. Yani tork olayına bakmayacağız. Eşit bölmeli türdeş kare levhadan X ve Y parçalarını çıkarmış. X ve Y ile birlikte 1, 2, 3 parça çiftlerinin hangileri tek başına çıkarılırsa levhanın kütle merkezinin yeri değişmez. Yani yine o olur. Ne demiştik biraz önce? Çıkan parçaların toplamı ilk merkezde olursa eğer kalan parçaların toplamında yeri değişmemiş olur. Peki biz X ve Y'ye karşılık bir de K ve P'yi çıkarsak. O zaman bu dördünün dikkat edersek kütle merkezi zaten O'da olacaktır. Çıkan parçaların toplamı O'daysa geri kalan parçaların toplamı da yine O'da olacağı için kütle merkezinin yeri değişmemiş olur. İşimize yarar. 2'ye bakalım K ve M. X ve K'ya baksak X ve K'nın kütle merkezi şurada değil mi arkadaşlar? Y ile M'nin kütle merkezi de onların tam ortasında. O zaman bu iki çıkan parçayla diğer iki çıkan parçayı birleştirirsek kütle merkezi tam O'da olmuyor. O'nun biraz çaprazında oluyor. Yani kütle merkezi çıkan parçanın ilk yerde değil. O zaman kalan parçaların kütle merkezinin yeri değişmiştir arkadaşlar. 3, L ve N. L'yi ve N'yi çıkaralım. Mesela L ile Y'nin kütle merkezi şu ortada. X ile N'nin de şuradaki ortada. Ve dikkat ederseniz ikisinin de O'ya uzakları eşit olduğu için 4 parçanın kütle merkezi yine ilk baştaki merkezde. Yani bu da sistemi kütle merkezinin yerini değiştirmez. 1 ve 3 olur diyebiliriz. 2010 yılında çıkmış bir ÖSYM sorusu. Bu sefer koordinat sistemi üzerinde sormuş. Eşit kalınlıklı ince türdeş özdeş KLMN levhalarının ortak kütle merkezinin koordinatlarını istiyor. Şimdi bu levhaları şöyle bölelim. Özdeşse ve türdeşse her birinin kendi ortasında ve M kadar alabiliriz. L ile N'nin kütle merkezi o zaman bu ikisinin tam ortasında 2M olur. M ile K'nın da kendi ortalarında 2M olur. O zaman bu 2M ile buradaki 2M'nin toplamı da ikisinin tam eşit uzaklığı M'nin tam ortası olduğu için M'nin ortasıdır. Dolayısıyla dördünün kütle merkezinin
x bileşeni 3, y bileşeni de 3 olacaktır. Cevap B şıkkı olur. Yine bir koordinat düzleminde gelmiş soru. Düzgün türdeş özdeş 4 çubuk. Şekildeki birbirine eklenmiş ortak kütle merkezinin koordinatlarını soruyor. Türde ise her bir çubuğun kendi ortasında alabiliriz. Ve her birinin kütlesine M desek. Mesela şuradaki M ile şuradaki M'nin toplamı ikisinin tam ortasında, yani şurada 2M olacaktır. Bu ikisinin de toplamı M ve M'den tam ortada, yani şurada 2M. Şimdi bu 2M'leri toplarsak yatayda 6, düşeyde 2 aralarındaki uzaklık, yani şöyle gitmemiz lazım. O zaman toplam kütle merkezi sistemin burasıdır. Bu da yatayı 7, düşeyi 5 olan koordinat sistemidir. Yani A şıkkı. Kütlesi önemsenmeyen eğik silindir biçimindeki kap yatay bir zemine konuyor. Ve eğim açısı da 53 derece olarak verilmiş. Kabın taban çapı 18, yani şuradaki uzunluk 18. Kap üst kısmından musluktan akan suyla yavaş yavaş doldurulmaya başlanıyor. Evet, yavaş yavaş şöyle dolacak. Buna göre kabın devrilmeden kalabilmesi için su seviyesi kapta en çok kaç santim olmalı? Yani düşey yüksekliğini istiyor. Şimdi dikkat ederseniz kap yavaş yavaş dolarken ilk başta suyun toplam ağırlık merkezi zemine sağlam oturuyor, tam taban üzerinde. Ama su yukarı doğru çıktıkça ağırlık merkezi de şöyle çapraz olarak kayacak. Bir yerden sonra artık iyice dolduğunda artık taban üzerine oturamayacak kütle merkezi ve boşluğa denk geldiği için kap devrilecek. O zaman burayı silelim şimdi. O zaman bizim sınırımız ne olmalı? Kütle merkezi en fazla tabandan şu köşeye gelene kadar kayabilmeli, daha fazla değil. Evet, burada bir paralel kenarımız var. İşte burayı dolduruyoruz ve kütle merkezi en fazla tam şu köşeye gelecek şekilde olmalı. Paralel kenarın köşegenlerin kesiştiği nokta olarak düşünebiliriz burayı arkadaşlar. Evet, burada şimdi geometrik olarak açılardan faydalanalım. Mesela burası 53. O zaman şurası dik olduğu için 37'dir, değil mi? Şurada bir büyük dik üçgen oluştu. Burası 50 ise burası da 53. Burası da 90. Peki biz neyi biliyoruz? Burası 18. O zaman şurası da onunla aynı olacağı için 18. 37'nin karşısının 18 olduğunu biliyoruz. Yani 3K, değil mi? O zaman K ne olur? 6. Peki biz nereyi bulmaya çalışıyoruz? Suyun yüksekliği. Suyun yüksekliği dediğimiz 53'ün karşısındaki şu düşey yükseklik. O da kaç K'ydı? 4K. K yerine 6 yazarsak o zaman en fazla 24 santim su yükselebilir diyoruz. E şıkkı. Yüksek atlama yapan sporcular engeli aşarken her zaman şekildeki gibi olabildiği kadar bükülürler. Yani vücutlarını mümkün olduğunca neye yakın tutmaya çalışıyorlar? Engele yakın tutmaya çalışıyorlar dengeyi sağlayabilmek için. Sporcuların bu hareketi yapmasının asıl nedeni 1, 2, 3 ile belirtilenlerden hangileri olabilir? 1. Vücutlarının zarar görmesini engellemek. Burada zarar görmesinden ziyade dengeyi sağlayabilmek. 2. Ağırlık merkezlerini engele yakın tutmaya çalışmak. Evet, dengeyi sağlamak için yakın tutmaya çalışıyorlar demiştik. 3. Kütle dağılımını ayarlayarak kütle merkezini aşağıda tutmak. Evet, ne kadar kütle merkezini aşağıda tutarsa dengeyi de o kadar rahat sağlayacaktır. Bunu da yapmış olur diyoruz. Cevap E şıkkı olur. Türdeş bir tel bükülerek şekildeki hale getiriliyor. Buna göre tel O'dan asıldığında ipin doğrultusu nereden geçer? İple astığımızda cismi ipin doğrultusu ağırlık merkezinden geçmeli arkadaşlar. Önce bunun ağırlık merkezini bulalım. 5 parça düşünürsek telin her bir parçanın kütle merkezi kendi ortasında. Şuradaki 3 parçanın toplamı sistemin tam ortasında olacaktır eşit olduğu için. Yanlarda kalan 2 parça da yine eşit uzaklıkta olduğu için aynı merkezde olacak. Yani 5 parçanın toplamı burada. O zaman O'dan astığımızda ipin uzantısı buradan geçeceğine göre devam ettirdiğimizde aynı zamanda P noktasından da geçer.
Yine telleri bükmüş ve tavana asmışlar. Hangileri bırakıldığı gibi dengede kalabilir? Bir önceki soruda yaptığımız gibi ağırlık merkezlerini bulabiliriz ama ikinci bir yöntem olarak da ipin solunda ve sağında kalan torkların eşitliğine de bakabiliriz. Bunu ikinci yöntemden çözelim. K'nın astığımız ip doğrultusunu aşağıya doğru şöyle indirdiğimizde düşey parça direkt ip hizasında olduğu için zaten dengededir. Onun dengesini bozacak şu an kendi başına bir şey yok. İpin solundaki ve sağındaki iki parçanın birbirini dengelemesi lazım ki bu sistem böyle kalabilsin. Ağırlıkları eşit bu iki parçanın. Çünkü aynı uzunlukta. Ve ipe yatay uzaklıkları da eşit. O halde tork eşitliği sağlanır. Yani bu dengede kalır. L'de yine ipin uzantısını aşağıya doğru indirdim. Yine düşey parça zaten dengede ip doğrultusunda olduğu için. Şu parça ile şu parça yine birbirini tork olarak dengeler ama buradaki parçayı karşı tarafta dengeleyecek bir tork etkisi yok. O yüzden bu sistem dengede kalmaz. Yine ipin uzantısını aşağıya doğru indiriyorum. İpin solunda ve sağında kalan parçalara bakıyorum. Ağırlıkları eşit. İkisi de kök 2 birim. Yani köşegen kadar. Ve yatay uzaklıkları ipin doğrultusuna eşit. Dolayısıyla tork eşitliği sağlanır. Bu da bu şekilde dengede kalabilir. Cevabımız C şıkkı olacaktır. 3 tane parça vermiş noktasal. Bunların kütle merkezi O noktasıymış. Buna göre kütle arasındaki ilişki nedir? Bu şekildeki sorularda arkadaşlar bu 3 kütleyi önce birleştirip bir üçgen oluştururuz. Ve kütle merkezde bu üçgen içinde kalmalı ki zaten öyle olmuş O noktası. Daha sonra herhangi bir kütleden toplama gideriz. Mesela M1'den toplama gidelim. Buradan yola devam ettiğimde M2 ile M3'ün arasını kestiğimizi görüyoruz. Bu kestiğimiz yer M2 ile M3'ün toplamının olduğu yer olmalı arkadaşlar. Peki uzaklık nasıl? M2 3 birim, M2 2 birim uzaklıkta. Kütlelerin değeri yollarıyla ters orantılı olacaktı. Yani M2'nin değeri 2M ise M3'ün değeri 3M olmalı. O zaman M2 ile M3'ün toplamının olduğu yerde de 5M toplam görmeliyim. Peki bu 5M ile M1'in toplamı O'da olacak aynı zamanda ve uzaklıklara dikkat edin nasıl eşit? O zaman M1 de ne olmalı? 5M olmalı. Yani bu durumda 1 büyük, 3 büyük, 2'dir arkadaşlar 5 şık. Eşit bölme türdeş levhanın şekildeki gibi dengede kalabilmesini istiyoruz. İple nereden asılmalı? Neydi arkadaşlar nereden asılmalı sorusunda? Ağırlık merkezinden ipin uzantısı, düşey uzantısı geçecek şekilde. Yani ağırlık merkezini bulacağız yine. Parçaları kısım kısım inceleyebiliriz. Hepsine aynı anda bakmak zorunda değiliz. Mesela ortadaki 5 parçanın kütle merkezi arkadaşlar. Tam ortalarında yani şurada. Şu yukarıdaki parça ile aşağıdaki parça kaldı. Bu ikisinin kütle merkezi de bunların ortasında olacaktır. O zaman sistemin kütle merkezi şu arada bir yerde. Yani ipi şu şekilde astığımda uzantısı kütle merkezinden geçeceği için dengede kalır. Dolayısıyla LM arasından bir hizadan asmam gerekir. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Yarıçapları sırasıyla 3R, 2R, R olan aynı maddeden yapılmış çember şeklindeki teller. Ve bunlar yan yana birleştiriliyor. X ve Y'nin birleştiği yerden de iple asmışlar ve dengede. X teli 45 Newton olduğuna göre diyor, ipte oluşan gerilme kuvveti kaç Newton'dur? Aslında burada çok tork dengesini kullanmamıza gerek yok. Kuvvet dengesi bizim için yeterli. Bunlar türdeş teller olduğu için hepsinin geometrik merkezleri zaten kütle merkezlerinin olduğu yerdir. 45 Newton X için vermiş. Tek boyutlu yani tel gibi olan cisimlerde çevre uzunluğunu ağırlık olarak düşünebiliyorduk, değil mi? Kıyaslayabiliyorduk aynı madde ise eğer. X'in çevresi 2 pi çarpı 3R'den 6 pi R. 6 pi R 45'e denkmiş yani. Y'nin çevresi de arkadaşlar 2 pi çarpı 2R'den 4 pi R yapar.
O zaman bu doğru anlarsak 30 Newton'a denk gelecektir. Z de 2 pi r. Yani bu da 15 Newton o zaman. Aşağıya doğru toplamda 90 Newton varsa, yukarı doğru da sadece bir ip taşıyorsa bunları, o zaman ip de 90 Newton'u görmeliyiz arkadaşlar. Kare bölmelerden oluşmuş bir levha ve bir kenarı karenin 4 santim olarak verilmiş. Bu kare levhanın bir nolu parçasını kesiyoruz ve getirip kesikli yere ekliyoruz. Buna göre levhanın kütle merkezi başlangıca göre kaç santim yer değiştirir? Şimdi bu levhanın kütle merkezi ilk başta şurada ortasındaydı. Daha sonra bu parçayı çıkarttım ve getirdim buraya ekledim. Şu üç parçanın kütle merkezi tam ortalarında, yani ortadaki karenin ortası şurası olacaktır. Yukarıdaki bir kare kaldı. Onun da kendi ortasında olacağını biliyorum kütle merkezinin. Burada 3 parçanın toplamı var. Yani burayı 3 birim diyebilirim. Burada sadece kendi parçası var. Buraya da 1 diyebilirim. Bu 1 ile 3'ün toplamı da bu ikisini birleştirirsem bu düşey çizgi üzerinde olacak. 1'e 3, yani aradaki yolu 4'e bölmem lazım. Şöyle 4 parça yaparsak nasıl gidiyorduk? Kuvvetlerle, yani ağırlıklarla ters orantılı gidiyorduk yolları. O zaman küçükten büyüğün katı kadar 3 birim. Büyükten de küçüğün katı kadar 1 birim geldiğimde yeni sistemin kütle merkezi şu işaretlediğimiz yer olacaktır. Şimdi bu ortadaki kareyi daha büyük şuraya çizersek uzaklığı daha rahat hesaplayabiliriz. İlk kütle merkezi şu köşesindeydi bu karenin. Son kütle merkezi de şurayı şöyle böldüğümüzde şurada. Şurada bir dik üçgen oluşturduğumuzu düşünürsek arkadaşlar, buradaki şu düşey uzaklık 1 birim, şurası da 2 birim karenin kenar bölmelerinden. O zaman kenar uzunlukları 1'e 2 olduğuna göre dik kenarlar hipotenüse ne kadar olacaktır? Kök 5. Yani ağırlık merkezi kök 5 birim yer değiştirmiştir diyebiliriz arkadaşlar. O merkezli 2 re yarıçaplı türdeş dairesel levhadan re yarıçaplı kısmı kesilip yan tarafa ekleniyor. Yeni şeklin ağırlık merkezi O noktasından kaç re uzaktadır? Şimdi bu bütün bir daireyken, yani 2 re yarıçaplı tam bir daireyken alanı pi çarpı 2 re'nin karesinden 4 pi re kareydi. Pi re karelik kısmı kestik. Yan tarafa ekledik. Bir de simetrik parçalar varsa oluşturabiliyorsam simetriden yararlanmak işime gelecek arkadaşlar. Daha kolay çözebiliriz. Mesela buradaki pi re karenin yan tarafta şurada bir simetriği var. Bunu da işaretleyelim. Şu an bunu da çıkmış gibi düşünsek bir pi re kare daha çıkardığımızı düşünelim. O zaman elimde 2 pi re kare kalır. Bu 2 pi re kare de şuradaki parçaların toplamıdır. Ve bunlar birbirine simetrik olduğu için bunların kütle merkezi tam ortalarında o noktasında. 2 pi re kareyi asabiliriz buradan. Şimdi çıkarttığım ve yan tarafa eklediğim parçanın kütle merkezinin kendi ortasından pi re kare alıyorum. İşleme katmadığım simetrik olan parçanın da kütle merkezinin kendi ortasından pi re kare alıyorum. İşte bu üç kuvvetin toplamı neredeyse sistemin kütle merkezi de orada olacaktır arkadaşlar. Şuradaki 2 pi re kare ile şuradaki pi re kareye bakarsak arada 3 re uzaklık var. Büyükten küçüğün katı kadar, yani 1 birim. Küçükten de büyüğün katı kadar, yani 2 birim gelirsek toplam kütle merkezi işaretlemiş olduğum küçük dairenin zaten ortasına denk gelecektir. O zaman parçayı çıkarıp yan tarafa eklediğimde O'dan ne kadar kaymış oldu kütle merkezi? 1 R kadar kaymış oldu. B şıkkı. Şekildeki gibi eşit bölmeli bir çubuk var ama bu çubuğun 1 ve 2 parçaları çift katlıymış. Her bölme kendi içinde türdeş ve özdeş olduğuna göre çubuğun ağırlık merkezi O noktasından kaç D uzakta? Çift katlı parçaların toplam kütle merkezi kendi ortasında. Her bir parçanın ağırlığı P desem, burası 4 parça olduğu için çift katlı 4P diyebiliriz. Sarı kısmın kütle merkezi kendi ortasında. Bu da yine 4 parça 4P. O zaman bileşke bunların tam ortasına denk gelecek birleştirdiğim mesafenin. O da 3 parça olduğu için 1,5 1,5 bölecek şekildedir. Yani O'dan 1 bölü 2 D kadar uzakta olur yeni kütle merkezi B şıkkı.
üst üste konmuş küpler. Özdeş, türdeş, x, y cisimleri bunlar. Şekil 1 ve 2 de dengedeymiş. Buna göre cisimler için 1, 2, 3 yargılarının hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi birinci şekilde dikkat edersek, y ve x'i üst üste koyduğumuzda x üzerinde duruyor, düşmüyor. Fakat bunların yapışık mı ya da yapışık değil mi olduğuna karar vermek lazım. Şimdi bunlar nasıldı? Türdeşti, bunu söylemiş. Yani ağırlıkları ortasında. O zaman x'in de ağırlığı ne olacaktır? Kendi ortasında. Dikkat ederseniz x'in ağırlık merkezi boşluğa denk geldi. Yani y'nin üzerine oturmuyor. O zaman x ve y birbirine yapışık olmazsa eğer x y'nin üzerinden düşer. Bu durumda x ve y şekil 1'de ne olmalıdır? Yapışık olmalıdır. Birinci öncülümüzde şekil 1'de birbirine yapışıktır. Doğrudur o zaman. İkinci öncülümüzde şekil 2'de üst üste konulmuştur. X'in kütle merkezi kendi ortasında ve dikkat ederseniz şimdi y'nin üzerine oturuyor. Yani boşluğa denk gelmemiş. Y'nin kütle merkezi de kendi ortasında. Burada x yapışık da olsa ya da yapışık olmadan üstüne konulsa da zaten sistem bu şekilde dengede kalabileceği için kesin bir şey söyleyemeyiz. O yüzden bunu geçiyoruz. Üçüncü öncülümüze şekil 1'de üst üste konulmuştur diyor. Zaten 1'i doğru kabul edince 3 yanlış olmuş olur. Cevabımız yalnız 1. Yine noktasal parçacıklar koordinat düzlemi üzerinde verilmiş 2m, 2m ve 3m parçacıkları. Pardon, bu 2m değilmiş, m'ymiş. 2m, m ve 3m. Buna göre kütle merkezinin koordinatını soruyor. İkişerli toplayabilirdik arkadaşlar. Önce m ile 2m'yi birleştiren çizginin üzerinde olacak. Arada 3 tane köşegen uzaklığı var. Nasıl gidiyorduk hatırlayalım. Küçükten büyüğün katı kadar, yani 2 birim. Büyükten de küçüğün katı kadar 1 birim gideceğim. O zaman m'den 2, 2m'den de 1 gittiğimde bu ikisinin bileşkesi toplamı burada olacak. Kaç m? 3m. Bu 3m ile diğer 3m'nin toplamı da kendi ortalarında olacaktır. Yani x'in 4 noktası üzerinde. Dolayısıyla koordinat x'i 4 ama y'de orijin hizasında olduğu için y'si 0 olacaktır. D şıkkı. Kütleleri eşit olan x-y araçları kütle merkezleri sırasıyla P ve R noktalarındadır. PS yüksekliği 50 cm, SK uzaklığı 80 cm, RT yüksekliği 80, TL uzaklığı ise yine 80 cm. X aracını K noktasından devirebilmek için uygulanacak en az yatay kuvvet F1, Y aracını L'den devirebilmek için uygulanacak en az yatay kuvvet de F2 olduğuna göre F1'in F2 oranı kaçtır? Yani arabaların dönme noktası K ve L noktaları. Kendi ağırlıkları dönme noktana göre yere oturturken F1 ve F2 kuvvetleri de ters tarafa çevirmeye çalışıyor. En az kuvvetleri sorduğu için tam torkların eşit olduğu sınır değere bakacağız. X aracı için ağırlığına G desem, G çarpı SK uzaklığı kadar bir dik uzaklığı var. O da 80'de. G çarpı 80. Eşit olmalı. F1'in uzaklığı ise şuradaki mesafe, onu da bize 50 vermiş. F1 çarpı 50'ye. İkinci araç için yazarsam, onun da ağırlığı G, kütleleri eşit demişti. Bunun ağırlığının dövme noktasına uzaklığı yine 80. Yani G çarpı 80 eşittir F2 çarpı onun dik uzaklığı L'ye, yine 80. Şimdi G 80, G 80 neler olduğuna göre o zaman F1 çarpı 50 ile F2 çarpı 80'in birbirine eşit olması lazım. F2'yi karşı tarafa atarsak F1 bölü F2 80 bölü 50, yani 8 bölü 5 olur arkadaşlar. Son sorumuz. Bir uzay mekiği verilmiş bu sorumuzda. Uzay mekiğinin yeryüzünde durmakta olan, yani dünya yüzeyinde ağırlık ve kütle merkezi sırası önemli olmaksızın K ve L noktaları gösterilmiş. Sırası önemli olmaksızın diyor ama K'nın kütle merkezi olması gerektiğini ben biliyorum. Çünkü eğer ağırlık merkezi ile kütle merkezi farklı noktalardaysa ağırlık merkezi düşeyde daha aşağıda olacaktı. Bu da neden kaynaklanıyordu? Yerin çekim ivmesinin aşağı bölgelerde daha güçlü olmasından, yani toplam ağırlığın aşağıda daha fazla olmasından kaynaklanıyordu. Bu noktaların yere uzaklıkları da H1 ve H2.
Buna göre bu uzay mekiği Ay'da olsaydı H1 ve H2 nasıl değişirdi? H1 kütle merkezinin yüksekliği ve kütle merkezi yani cismin kütlesi ortama göre değişmez. Dolayısıyla kütle merkezinin yeri de ortama göre değişmeyeceği için H1 değişmeyecektir. H2 ise Ay'da olduğunda Ay'ın çekim ivmesi dünyanınkinden 6 kat daha az. Yani çekim ivmesi daha küçük olduğu için ağırlık merkezinin yerinin değişimi dünyaya göre daha az olacaktır. Daha kütle merkeziyle aynı seviyede olması gerekir. Bu durumda H2 artmış olur arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olacaktır.